be! Ne bağırıyor bu kadın sabahın kör saatinde ya? Sana öyle bir kız buldum ki bayılacaksın. Heh, siz beğendikten sonra herhalde ben de beğenirim. Elbette beğeneceksin. Önce bir söz keser, sonra da vakit kaybetmeden düğünü yaparız. Yangından mal kaçırır gibi aceleniz ne? Önce bir de ben göreyim şu kızı. Görmeye ne hacet? Çiftlikleri, banka hesapları falan hep malum. Ben kıza kasa mı olacağım yoksa koca mı? Bana... Biliyorum, sana evleneceğin kız lazım. Merak etme, tam bir Osmanlı gelini. Hem genç, hem güzel, hem ev kadını. Hem de milyoner bir babası var, değil mi hanım? Evet, evet öyle. Baba, sana bir şey soracaktım. Ateşoğulları ne alemde? O ismi ağzına alma! Demek hala aramız açık. Ben zannediyordum ki seneler geçtikçe... Seneler geçtikçe aradaki düşmanlık daha da büyüyor. Ama şimdi dünyanın parolası şu... Savaşma, seviş. Biz de ateşoğullarıyla barışsak... Allah muhafaza! O mahluklarla barışmaktansa cehennemin 7 kat dibinde kavrulayım daha... Ateşoğullarının başına gelenleri duydunuz mu? Dün gece damatları Rüstem'in Ayvalık'taki evinde rezalet çıkmış! Ya ne rezaletiymiş bu? Sorma, sorma! Tam söz kesecekken, ortaya çıkan bir delikanlı, o ayı gibi Rüstem'i yerden yere vurmuş! Kız düşüp bayılmış, nişanda bozulmuş! Daha neler olmuş neler! Bak sana anlatayım Haşim'a! Delikanlı kes. Var ya, ama ne olursun bırak! Kes dedim! Ama anlatayım canım! Hadi git diyorum! Ama ne olur Allah aşkına Haşim'a! Git diyorum! Ne olur anlatayım canım! Bak, bir dakika! Hadi git dedim! Git dışarıda zırla! Ne olur anlatsaydım ama ya! Ne olur anlatsaydım be! Hayır, hayır! O çam yarması herifle dünyada evlenmem! Ondan koca değil, olsa olsa iskeleye kazık olur! Doğrusu haklısın! Ama dün geceki delikanlı... Ona bayıldım! İşte rüyalarıma giren oydu halacığım. Ne güzel çocuktu değil mi? Kızım, o delikanlının kim olduğunu bile bilmiyoruz. Bir göründü, bir kayboldu. Sen onu unutsan iyi edersin. Gelecek! Göreceksin bak, beni gene arayacak. Geleceğini nereden biliyorsun? Söz verdi bana, seni tekrar bulacağım dedi. Biriniz dükkana gidip gelen giden fıçıları kontrol edin. Nasıl, kendine geldi mi biraz? Bugün daha iyi, yavaş yavaş düzeliyor. Rüstem haber yollayıp saatini sormuş. Patlasın! Ne dedin? Ne dedin be kadın?! Eksik olmasın diyecektim canım! Aa, o başka! Ayıya bak be! Bir de utanmadan benim saatimi sormuş! Vay kereste vay! Buraya malları almaya her gelişimde biri hınkın! O ne? Şu delikanlıyı gözüm bir yerden ısırıyor ama... Allah Allah! Şu sandala binen delikanlı, Rüstem'in nişanında hadise çıkaran der mi? Evet, yanındaki de Barut oğullarının uşağı Veli. Ha? Geleceğe söylenen Barut oğlu Haşim'in oğlu Doğan bu delikanlı olmasın? Olabilir. Yol kızı, gel şu işten vazgeçelim. Bir yakalarlarsa delimizi yüzerler. Korkma, seninkini yüzmezler çünkü bir işe yaramaz. İşin alayındasın ama eğer bu yaptığımız babanın kulağına giderse beni ayaklarımdan asar. Dalmışsın gene, ne düşünüyorsun? Hiç. Hiçbir şey. Hiçmiş. Ben senin aklın nerededir bilirim. O delikanlıyı düşünüyorsun gene değil mi? Babanın şakası yoktur, bilirsin. Aklını başına topla da boş bir hayal için tatsızlık çıkmasın. Neden hayal olsunmuş? Elin kavgacı serserisinin işine kafanda. Kafamda değil hala, kalbimde. Kim olduğunu dahi bilmiyoruz. Bir hayale aşık olmak görünmüş şey mi? Onu unutmaya çalışmalısın. Hadi, hadi gel de yatalım artık. Sen yat, ben biraz daha oturacağım. Ne olur halacığım.
işini çektin? Yazık, seni genç yaşta kaybetmek bana çok dokunuyor. Beni kaybetmek mi? Neden? Seni o evde bir görürlerse sağ bırakmazlar. Korkma, Ceylan'dan başka hiç kimse görmeyecek. Sen ha? Demek geldin. Şaşırdın mı? Hayır. Hep içimden bir ses gelecek, gelecek diyordu. O geceden beri hep hayalimde yaşıyorsun. Şu güzel yüzün bir saniye bile gözlerimin önünden gitmedi. Sus! Sakın bu bir rüya olmasın. Heyecandan kalbim duracak galiba. Hayır, rüya değil bir gerçek. Ben sana daha önce hiç rastlamadım. Kimsin sen? Kim olmamın ne önemi var? Bizim adada değilsin. Değildim. Ama artık buralıyım. Kovsalar da gitmem. Ne demek o? Seni seviyorum demek. Birini gırtlaklıyorlar galiba. Hayır, babam horluyor. Maşallah, uçak motoru gibi. Onu bir de kızdığı zaman gör. Şimdi seni burada bir görse... Gazeli basar herhalde. Basar ama tetiğe. Keskin nişancıdır, hiç şakası yoktur. Seni o ayıdan kurtardığım için bana teşekkür etmesi lazım. Teşekkür değil, hastanelik eder. Bereket kim olduğunu bilmiyor. Sahi ben de bilmiyorum. Kimsin? Nereden geldin? Nereye gideceksin? Nereden geldiğimi unuttum seni göreli. Nereye gideceğim sana bağlı. Sanki seni görmeden önce hiç yaşamadım. Peki... ya eskiden? Bütün mazim hayal oldu. O geceden beri sarhoşum. Sen varsın yalnız dünyamda. Ses değişti. Evet, bu ses hararet bastığını gösteriyor. Birazdan su içmek için uyanır. Artık gitmelisin, seni burada görürse tüfeği üzerine boşaltır. Olsun. Ben de senin kollarında mutlu bir şekilde ölürüm. Ama ben senin ölmeni istemiyorum. Yarın gece gene geleceğim. Hayır olmaz, buraya gelme. Peki seni nasıl göreceğim? Yarın sabah adanın karşısındaki küçük adada, orada Kutsi dede yaşar. Beni de çok sever. Hadi, hadi git! Neredeyse uyanacak, hadi git yalvarırım! Hala! Hala! Halacığım kalk, kalk! Aa, uyan, geldi! Kim, kim geldi? O geldi! Ben sana demedim mi gelecek diye? Terasa tırmandı ve... ve öptü beni! Ne? Öptü mü? Evet! Sen ne dediğinin farkında mısın? O da seviyor beni, hem de deli gibi. Oh halacığım, öyle sevinçliyim ki... canım dans etmek, durmadan dönmek istiyor. Hay deli kız, hay sus! Şimdi babanı uyandıracaksın, sus! Oh halacığım benim, Ne kıvranıp duruyorsun be? Bir derdin mi var? Evet, size şeyi haber verecektim. Neyi haber verecektin? Barutoğlu'nun oğlu Doğan adaya dönmüş. Ya! Dahası da var, dün gece onu bizim buralarda görmüşler. Ne? Olamaz! Buna cesaret edemez! Senden alay etmişlerdir. Vallahi de görmüşler, billahi de görmüşler. Peki ulan hepiniz uyuyor musunuz be? Düşmanlarımızın oğlu gece yarısı burnumuzun dibine kadar sokuluyor da hiçbirimizin haberi olmuyor! Çabuk herkese silah verin! Eğer onu bir daha bu civarda görürlerse hiç acımadan gebertsinler! Anlaşıldı mı? Hadi maç maç! Maç maç hadi! Ne o, iyileştin mi sen? Nereye böyle sabah sabah? Bugün çok iyiyim. Biraz zeytinliğe kadar gidip hava alacağım. Evden çıkmasan iyi olur. Barut oğullarının o haydut oğlu adaya dönmüş. Bakarsın tenha bir yerde sana rastlar... hakaret etmeye falan kalkar. Yoo, buna cesaret edemez. Belli olmaz. Dün gece onu buralarda görmüşler. Ne? Bizim topraklarımıza mı girmiş? Buna bozulurum işte. Şansı varsa bana rastlamasın. Oh,
Barutoğlu'nun oğlu değil, isterse bütün sülalesi çıksın karşıma. O cesareti gösterecek olanın karnını kurşunla doldururum evelallah. Aferin benim yürekli kızım! Bir düzüne erkek evlada değişmem seni be! Yaşa! Ne, kayınpeder davet etti bizi. Evet ya, zati kızı bir gör tamamdır. Önce motorla bir dolaşayım da. Ama dikkatli ola! Ateşoğullarından uzak dur da tam evlilik harifesinde başımız belaya sarılmasın. Onlardan bana ne baba?